Acaba diyorum, Çeşme soğumuştur bu mevsimde. Antalya'ya mı gitsek? Bak bu otelin fiyatları da uygun. Ula denize de sıfırmış. Hem taksit de yapıyorlar. Tatile gidiyorsak 5 yıldızlı otelden başka yerde kalmam ben. Ha? Ben de onu diyorum. Acaba tatil köyüne mi gitsek? Aman bana ne ya tatil köyünden. Ben kendi köyümü özledim. Hay Allah'ım ya. Ula senle de bir hayal kurulmayı be. Hey gidi Deniz hey. Hayırlı işler. Oo, tesislerimize hoş geldiniz. Rezervasyonunuz var mıydı uşaklar? Beyefendi için tek kişilik süper lüks oda istiyoruz. Deniz manzaralı bir oda veriyorum size. Başka bir arzunuz var mıydı? Kısa ve acısız olsun. Peki peki öyle olsun. Nerede arıza var bizim boleye toplayılır. Nedir bunun hali? Sorma, bu ağır vaka. Gata'da yatmış, psikiyatride diyorlar. Uy. Sinir krizi diyorlar. Allah Allah, niye ki? O kadarını ben de bilmiyorum. Öğrenirsem anlatırım. He, öğren de gel o zaman. Ula arızaya arkadaş geldi ha. Suyu oluşturan 2 hidrojen, 1 oksijen atomu ayrıştırmak istendiğinde ortaya çıkan enerji... Örtmenim! Lafınızı balla kesiyorum ama... Örtmenim, yani ben şu yaşıma geldim. Ömrü hayatımda şu suyu atomlarına ayırmayı bir kere bile istemedim. Ya istedimse namerdim. Ya Allah'ın suyunu niye ayırıyoruz? Birleşmiş su. İçelim. Oh. Cahil cahil konuşma. Sen niye isteyeceksin zaten? Manyak herif. Kimyager misin sen? Hayır. Sağ ol Çupa. Ben de onu diyorum komutanım. 2 hidrojen. Fışt fışt. 1 oksijen. Fışt. Oluyor sana su. Olacak şey değil. Gazdan su mu olur ya? Niye o zaman mesela suyu içince gaz yapmıyor? Ha, akıl var, mantık var. Harit pişt. Karıştırma şimdi kafamı. Arıza herif. Bitirme sınavında çıkacak mı sorular? O zaman suyu atomlarına ayırsaydım keşke diyeceksin. Çok haklısınız öğretmen komutanım. Buyurun. Hidrojenli oksijen. Su su. Vay be. Adam hakikaten asıldı eğitim olayına ha. Alacak diplomayı. Çubu. Galiba ben de girişeceğim bu işe. Ve var ya orta üçte terkibi ses sınavını bile veririm oğlum. Kafayı mı yedin oğlum? Ben okuldan atıldığım gün göbek atmıştım. Kendi elimle teslim olur muyum okula? Vallahi ben hep özendim okul okumaya. Şimdi kardeşlerim de kuzenlerim inekliğe çok dalga geçti. Aslında yerleri bede tarafta ama ağalarımla teyzem... Oha abi ya. Kaç kişi sizin sülale? Var bayağı. Neyse. Şimdi onlar inekliğe dalga geçince ben de okulu bıraktım. Eşeklik etmişim. Yok yok iyi etmişsin. Yok yok etmemişim. Kararımı verdim. Abza'yla birlikte derslere gireceğim. Alacağım o diplomayı. Bence sen de yap. Bizim lokantamız var oğlum. Pilav üstü kuru satarken kimse diploma falan sormuyor. Hiç işim olmaz abicim. Sibel'de de oluyor muydu bu krizler? Oluyordu ama daha nadir. Komutanım. Sibel'de daha nadir oluyordu komutanım. Bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? Sağ olun komutanım. Fazla üzerime gelinmezse ben de sorun çıkartmıyorum. Kolayını buldum diyorsun yani. Şuna bak ya. Sadece durumumu izah ettim komutanım. Böyle olursa böyle yaparım anlamında söylemedim. Kaç yaşındasın Ali? 32 komutanım. Burada kaçak olduğun yazıyor. Al işte. Hayat öyle gerektirdi komutanım. Neyse. Cezaların da dahil olmak üzere 2 aydan az zamanın kalmış. Ne kadar az sorun çıkarırsan o kadar çabuk dönersin evine. Anlıyor musun? Anlıyorum komutanım. Yazıcıya git seni koğuşa yerleştirsin. Emredersiniz komutanım.
Hamza yetiyordu bize komutanım. Bir de bunu mu göndermişler? Gözünüzün önünden ayırmayın Ahmet Başçavuş'um. Fazla da üstüne gitmeyelim. Komutanım, çoğu çürük raporu alabilmek için böyle yapıyor, biliyorsunuz değil mi? Biri askeriyede olmak üzere iki kez intihar girişiminde bulunmuş Ahmet. Nedeni ne olursa olsun yardıma ihtiyacı olduğu kesin. Elimizden geleni yapmamız lazım. Sağ ol. Ne kadar sürer bu iş?